En son çağdaş Türk ve dünya tarihi dedik, burada kaldık. Çağdaştan toplamda 3 tane sorunuz geliyor idi. Burada hemen yazıyorum buraya. Bak, çağdaştan 3 soru, bu üniteden değil. Tamam, çağdaş 3 soru diye yazdım. Çağdaş Türk ve dünya tarihi 5 bölümden oluşur. Yani 5 ünite işleyeceğiz. Önce 20. yüzyılın başlarında dünya diyerek başlayacağız. 20. yüzyıl dediğim 1900'lü yıllar. Bunu şöyle düşünün. Mesela Türk tarihinde 1900'lü yıllarda neler yaşanıyordu? İşte 1908, ikinci meşrutiyetin ilanı. Sonra Trablusgarp, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı derken Kurtuluş Savaşı'na doğru gidiyor. Peki biz bunu yaşarken dünyada neler yaşandı? Ondan bahsedeceğiz. Birinci üniteyi bitirdikten sonra da İkinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. İkinci ünitemiz. Sonra Soğuk Savaş dönemi, yumuşama dönemi ve küreselleşen dünya ile beraber bitireceğiz. Çok böyle 5 tane başlık, evet biraz fazla geliyor insanın gözüne ama çok zorlamıyorlar. Yani şimdiye kadar 2013'ten beri soruluyor Çağdaş. 2 tane zor sorusu geldi. Onun dışında çok kasmıyorlar. Böyle biraz İslamiyet öncesi gibi düşünebilirsiniz burayı. Bakalım neler varmış. Şimdi burada ilk üniteyle beraber başlıyorum. 20. yüzyılda dünya. Burada bir dünya turu atacağız dedik. Önce Sovyet Rusya'nın kurulmasıyla beraber başlayacağız. Çarlık Rusya biliyorsunuz bir imparatorluktu, saltanatla yönetiliyordu, aynı bizim gibi. Romanov diye bir hanedan var, çok önemli değil. Onlar babadan oğula yönetiyorlardı. Şimdi burada yaşanan bu ihtilalle beraber biz bu Çarlık Rusya'yı yıkıp yerine komünizmle yönetilen Sovyet Rusya'yı kuracağız. Ama ona başlamadan önce komünizm nedir? Bununla başlayacağız. Şu iki ismin altını çizdiğiniz Karl Marx ve Friedrich Engels. Bu ikisiyle beraber ortaya çıkıyor. Aslında sosyalizmin ya da komünizmin tanımını yapacağım. İlk defa ortaya çıkması Avrupa'dadır. Ama bunun aktif bir şekilde devlet yönetimine dahil olması Rusya'da olacak. Biz de zaten o süreci konuşacağız. Peki komünizm neden ortaya çıktı ve nedir? Çok kısaca bahsedeceğim. Şimdi dostlarım, sanayi inkılabının gerçekleşmesiyle beraber Avrupa'da, bu Rusya'da da yaşanacak, sanayi şehirleri kurulmaya başladı. Yani şehirlerde fabrikalar kurulmaya başlıyor. Ve insanlar sanayi inkılabına kadar büyük çoğunlukla tarımla uğraşıyorlardı. Ama tarım gerçekten çok zor uğraşması. İnsanlar fabrikaların kurulduğunu görünce dediler ki abi biz niye hala köyde tarımla uğraşıyoruz? Şehire yerleşelim, fabrikalarda çalışalım, daha çok para kazanırız. Hem de sosyal hayat, şehir hayatını yaşamış oluruz. Bu mantıktan yola çıkarak insanlar fabrikalarda çalışmak için şehirlere göç ettiler, tarımı terk ettiler. Tabii şehir nüfusu bir anda artmaya başladı vesaire. Böyle bir durumda hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü onların beklediği gibi olmadı. Günde 17-18 saat çalışmak zorunda kaldılar ama kazandıkları para asla geçinmelerine yetmiyordu. Durum böyle olunca bu işçi sınıfı yani fabrika işçileri arasında komünizm fikri ortaya çıktı. Peki komünizm nedir? Hocalarım, komünizm şunu söylüyor. Bakın, dünyada insan emeğini her zaman sömüren özel sermaye, özel sektördür. Bu kapitalizm, serbest piyasa ekonomisiyle beraber ortaya çıkıyor. Sermaye sahibi, zengin olan fabrikatörleri kastediyorum. Çok az paraya sizi çalıştırırlar. O büyüdükçe büyür ama sen karnını zor doyurursun. Bu ne yazık ki günümüzde de böyle. Adamlar şunu düşünüyor. Hiç özel sektör olmasa, bütün her şey devlete ait olsa, bütün yatırımları devlet yapsaydı, bu her şey ama bak, fabrikalarda, marketlerde, işletmelerde, şirketlerde her şey devletin. Hepimiz devlet memuru olalım, devlete çalışalım. Devlet böylece eşit bir şekilde payı bize bölsün. Bu durumda birileri çok zengin, birileri çok fakir olmayacaktır. Eşit bir toplum ortaya çıkacak. İşte bu komünizm fikridir hocalarım. Bu fikir Avrupa'da işçi sınıfı arasında yayılmaya başlıyor. Aynı fikir Rusya topraklarında da aynı sebeplerden dolayı halkın arasında yayılmaya başlayacak. Bu da beraberinde ihtilali getirecek. Size sorusu gelmez ama komünizmle sosyalizm farklıdır hocalarım. Evet beraber uygulanırlar ama farklıdır. Farkı da şu. Bak, komünizmde bütün işletmeler devlete ait, herkes devlete çalışır. Fakat sosyalizm öyle değildir. Sosyalizmde özel sektör de vardır, devlet desteği daha yoğundur. Ve sosyalizmde özel sektör var ama devlet özel sektörün gelişmesine izin vermez. Yani bir burjuva sınıfının oluşmasına izin vermez. Mesela ben bir fabrikatörüm, değil mi? Sosyalizmin uygulandığı bir ülkede işçilerin haklarını korur devlet ve onlara iyi maaş vermemi sağlar. Asla benim onları sömürerek ikinci bir fabrika açmama izin vermiyor. Sosyalizmde özel şey vardır, teşebbüs vardır öyle ya da böyle sektör ama komünizmde asla yoktur.
Ve komünizm, sosyalizm. Bunlar dostlarım ekonomi modelleridir. Yani devlet komünizmle yönetiliyor dediğiniz zaman bu bir rejim değildir. Bu sadece bir ekonomi modeli. Kapitalizme, liberalizme karşı olarak çıkıyor. Bak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yani bu devlet aslında cumhuriyetle yönetiliyor. Rejimi cumhuriyet ama ekonomide komünizmi benimsemiş olacaklar. Buna karşılık Avrupa ekonomide liberalizmi benimseyecek. Bunu ileride konuşacağız. Buraya kadar anlaştık. Bir altyapı oluşturduk sanırım. Şimdi gelelim Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilaline. Şimdi dostlarım biz Rusya'da komünizmi savunanları altını çiziyorum. Bolşevikler olarak nitelendireceğiz. Komünizm rejimini savunanlar ekonomide. Bunların bir de azınlık grubu var. Menşevikler ama buna takılmanıza gerek yok. Biraz önce bahsettiğim olaylardan dolayı Rusya'da insanlar tarımı bırakıp tarlayı, bağ bahçeyi satıp şehirlere göç ettiler. Ve şehirlerde, fabrikalarda çalışmaya başladılar. Ama dediğim gibi ekonomik durumları daha da kötüye gitti. Durum böyle olunca ilk olarak 1905 yılında insanlar isyan ettiler. Çar 2. Nikolay'a karşı. Dediler ki ekonomi çok kötü, biz geçinemiyoruz, açlıktan ölüyoruz, bu durum çözülsün. Fakat Çar ne kadar uğraştıysa da bu isyanı bastıramadı. Adam isyanı bastıramayınca şöyle bir çözüm buldu. O zaman dedi şöyle yapalım. Ben dedi bir meclis açayım. Devleti beraber yönetelim. Ben ve meclis. Böylece sizin için sorun olarak gördüğünüz her şeyi gelir mecliste çözersiniz. Aynı bizdeki meşrutiyet gibi düşünün. Bizde mesela meşrutiyetle beraber bir tarafta padişah, diğer tarafta meclis ve anayasa. Üçü beraber yönetiyordu. Aynı mantık. Ve bunun sonunda altını çiziyorum. Duma Meclisi adı verilen bir meclis açıldı. Fakat dostlarım halk bu durumu evet ilk başta kabul etti. Meclis çok mantıklıydı. Fakat istedikleri gibi olmadı. Çünkü bu mecliste yetkiler çok azdı, meclisin yetkileri ve insanlar hiçbir şey düzeltemediler. Yani ekonomi olduğu gibi yine kötü bir halde devam ediyor. İşçi sınıfı yerlerde sürünüyor. Rusya'da bu durum devam ederken ekonomik kriz, adamlar 1914 Birinci Dünya Savaşı'na girdiler. Birinci Dünya Savaşı ile beraber Rusya'nın ekonomisi daha da alt üst oldu. Hatırlıyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı boyunca İtilaf devletleri sürekli Rusya'ya yardım götürmeye çalıştılar. Kafkaslar üzerinden, Çanakkale'den, İran üzerinden. Ama bir türlü Rusya'ya yardım gitmiyordu. İşte bu Rusya'daki ekonomik krizi toparlamaya çalışıyorlar. Rusya'ya yardım gitmeyip ekonomik kriz daha da büyüyünce altını çiziyorum. Vladimir İlyich Lenin, biz sadece Lenin diyebileceğiz. Bolşeviklerin lideridir. Yani komünizmi savunanların. Dostlarım bu adam ekmek, barış ve toprak vaadiyle sloganlarıyla ikinci isyanı patlatıyor 1917'de. Ve çıkan bu isyanın sonunda adamlar başarılı olur, Çar ikinci Nikolay'ı tahttan indirirler. Böylece devlet yönetimi Bolşeviklerin yani komünizmi savunanların eline geçer. Şimdi burada şu önemli, adamlar rejimi değiştiriyorlar. Bak, Çarlık Rusya saltanatla yönetilirken yok olacak, yerine Cumhuriyet ve komünizmle beraber yönetilen bir Rusya inşa edecekler. Şimdi eğer saltanattan rejim değiştiriyorsanız o saltanat ailesini yok etmeniz lazım. Bunu iki şekilde yapabilirsin. Bir öldürürsün, gerçekten yok edersin. İki sürgün. Mesela hatırlayın bizde halifeliğin kaldırıldığı gün 3 Mart 1924'te Osmanlı hanedanı yurt dışına götürüldü. Neden? Çünkü tekrar saltanat geri gelmeye çalışmasın diye. Öyle olmasına rağmen saltanatı geri getirmek için Şeyh Sait ve Menemen olayları yaşanıyordu. Rusya da şunu yapmaya karar verdi. Bak Çarlık rejiminin yani krallığın yeniden gelmemesi için bu Bolşevikler tarafından gizli bir örgüt kuruluyor. Çeka örgütü. Boşluğu doldurdunuz. Dostlarım bu örgüt Çar II. Nikola ve ailesini kurşuna dizecekler. Ailenin ne kadar bireyi varsa hepsini bir duvarın önüne dizmişler ve hepsini çoluk çocuk demeden yok ettiler. Böylece bir daha Rusya'da Çarlık Rusya'nın krallıkla yönetilen Rusya'nın gelme ihtimali kalmadı. Bolşevikler devlet yönetimini ele geçirince dediler ki abi önce şu Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kurtulalım. Ve bunu hatırlarsınız Brest-Litovsk Anlaşması'yla beraber 1918'de Birinci Dünya Savaşı'ndan çekiliyorlar. Hatta hatırlıyor musunuz? Bu Brest-Litovsk Anlaşması'yla beraber Osmanlı Devleti'nin de Kafkas cephesi kapanıyor idi. Hatta Kafkas cephesi bizim toprak kazandığımız tek cepheydi. Elviye-i Selase yani Kars, Ardahan, Batum Osmanlı'ya geri geliyordu. Bunları hatırladık. Buraya kadar problem yok. Şimdi dostlarım, adamlar Brest-Litovsk'u imzaladılar, savaştan çekildiler ama şöyle bir problem var. O dönemde Rusya halkının tamamı komünizmi savunuyor olamaz. Çünkü ülkede bir de sermaye sahipleri, zenginler var. Ve zenginler komünizm fikrinin peşinden gitmezler. Onlar liberalizm, kapitalizm çünkü daha da çok zenginleşecek. Durum böyle olunca Rusya'da bir iç savaş çıkıyor. Bak bunun altını çiz.
Çarlık rejimi savunanlar Beyaz Ordu adı verilen bir ordu kuracaklar. Komünizmi savunanlar da Kızıl Ordu, Bolşeviklerin ordusu. Ve bu ikisi arasında Rusya'da bir iç savaş başlıyor. Komünizmle liberalizmi savunanlar arasında. Yaşanan bu mücadeleyi Kızıl Ordu kazanır. Böylece devlet yönetimini tamamen tek başlarına ele geçirdiler. Ülkedeki muhalefetten de kurtuldular. Ve Bolşevik İhtilali'nin sonunda Lenin önderliğinde başlıyor zaten her şey. Biz iki lider Lenin ve Stalin'le beraber ülkeye komünizmi getireceğiz. Şimdi beraber komünizmin ortaya çıkmasında etkili olan bu iki adamı konuşalım. Önce Lenin'den bahsedeceğiz. 1917 zaten ihtilalin lideri 24'e kadar yönetiyor. 24'te onun ölümüyle beraber Stalin gelecek ve 53'e kadar yönetiliyor. Ve Stalin dostlarım 2. Dünya Savaşı yıllarında da Rusya'yı yönetmeye devam eder. İleride tekrar karşımıza çıkacak. Bu şekilde değil. Şimdi önce Lenin'le beraber başlıyorum. Bakalım neler yaptı. Birincisi dostlarım, bu adam öncelikle başkent değişikliği yapacak. Biz Petersburg'daki başkenti Moskova'ya taşıyacağız. Onun bir altını çizdiniz. Bu bir. Genelde ihtilallerin sonunda başkent de değiştirilir. Bize de aynısı oldu. Hatırla İstanbul'da nereye gidiyorduk dostlarım? Ankara'ya geçeceğiz. Onlar da Petersburg'dan Moskova'ya gidecekler. Bunun dışında bu çok önemli değil. 1923 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB adını verdiğimiz devlet ortaya çıkıyor. Yani süreç 1917'de başlar, 23'te tamamlanır. Şimdi gelelim size sınavda gelebilecek en önemli bilgiye, o da ne? Şimdi şuraya kadar bir toparlayalım. Dostlar Lenin evet Bolşeviklere liderlik yaptı, devlet yönetimini ele geçirdi. Fakat fabrika işçilerinin sorunu çözüldü mü? Hayır, çözülmedi. Eğer o işçi sınıfının sorununu çözmezseniz ekonomik anlamda onlar komünizm komünizm anlamaz bir daha isyan patlatırlar. Ve Lenin bunu çok iyi biliyor. Adam ekonomiyi toparlamak adına NEP adı verilen bir model oluşturdu. Novaya Ekonomicheskaya Politika. Siz kısaca NEP olarak bilin yeterli ama bunu gerçekten bilin. O zaman Lenin'in ekonomi modeli nedir derse NEP. Şimdi öncesinden birkaç bilgi vereceğim sonra NEP'in ne olduğunu anlatacağım. Bu söylediklerimi yazmayın. Şimdi dostlarım Rusya'da dedim ya sanayi inkılabından önce insanlar büyük çoğunlukla tarımla uğraşıyorlardı. Fakat devlet insanların çok para kazanmasına izin vermiyordu tarımdan. Tarım ürünlerinin neredeyse yarısına devlet vergi olarak el koyuyor. Müthiş bir oran bak bu neredeyse yarısına. Geriye kalan ürün sende kaldı. Diyelim ki %50'sini aldı, %50'si bende. Devlet diyor ki kardeşim bu ürünü satmak istiyor musun? Evet tabii ki de satacağım, para kazanacağım. O zaman diyor bana satacaksın. Devlet geriye kalanını da senden ucuza alıyor. Pazara götürmene izin vermiyor. Devlet kendi gidip pazarda satıyor. Bu durumda köylü hiçbir şekilde para kazanamıyor. İşte bu yüzden zaten insanlar şehirlere göç ettiler. Ve şehirlere gelirken tarla, taban ne varsa sattılar da yani. İşte Lenin şimdi NEP politikasıyla beraber bu sorunu çözüyor. Bak ne diyor. Köylünün tarım ürünlerine el konulmaktan vazgeçilecek. Yani artık devlet öyle %50'sini falan almayacak. Köylü ürününü pazarlayabilecek. Böylece artık devlet satın almıyor. İstediği gibi kendi satsın. Ve yabancı sermaye dışarıdan para gelmesine izin verilecek. Muhteşem. Şimdi NEP politikasını ortaya attı. Ama insanlar dedi ki kardeş bu bizi kurtarmaz. Neden? Biz sattık bütün arazilerimizi. Böyle geldik şehirlere. O yüzden geri dönecek arazimiz yok. Lenin bunu duyunca dedi ki problem değil. Şöyle yapalım. Ben dedi devlete ait olan tarım arazilerini size dağıtayım. Küçük tarım arazileri. 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm neyse. Siz de dedi bu arazilerde gidin tarım yapın. Böylece geçiminizi sağlayın. Olur mu? Olur. Hakikaten de işe yaradı. İnsanlar fabrikaları bırakıp köylerine geri döndüler ve tarımla uğraşmaya başladılar ve gerçekten de para kazandılar. Buraya kadar bir problem yok. Lenin'le beraber her şey yolunda. Fakat Stalin'le beraber biraz ortalık karışıyor. Lenin'in 1924'te ölümüyle beraber devletin başına Joseph Stalin adını verdiğimiz adam geçiyor. Peki Stalin döneminde neler oldu? Şimdi şu madde çok önemli değil. Adam birinci 5 yıllık kalkınma planını hazırlıyor. Ekonomiyi kalkındırıyor. Güzel. Eğitim zorunlu hale getirildi Rusya'da. Yani çok bence ayrıntı kalır ama duymuş olmanıza yarar var. Daha da önemlisi olan işte budur. Dostlar Stalin, Lenin'in NEP politikasına karşılık kolektifleştirme politikasını ortaya atıyor. O zaman öncelikle şu ikisini öğrendim. Eğer Lenin'in ekonomi modeli nedir derse NEP, Stalin'in ekonomi modeli nedir derse kolektifleştirme. Bu ikisini anlaştık. Peki kolektifleştirmede ne diyor? Dostlar Stalin diyor ki ben ülkeye modern tarımı getireceğim. Yani makineli tarım. Şimdi birlikte düşünelim. Küçük tarım arazilerinde
Modern tarımı uygulamak mümkün mü? Asla, değil mi? Modern tarım, makineli tarım için sizin büyük tarım arazilerine ihtiyacınız var. O yüzden Stalin şunu söyledi. Köylüye dedi ki, o dedi Lenin'in size dağıttığı araziler var ya, evet var. Onları dedi bana geri veriyorsunuz. Sebep, ben dedi ülkeye makineli tarımı getireceğim. Ama köylü bunu kabul etmedi. Dediler ki asla böyle bir şey yapmayız. Niye durduk yere sana araziyi geri verelim ki? Bir de zaten para kazanmaya başlamışız keyfimiz yerinde. Sonra bu manyak ne yaptı biliyor musunuz? Sırf kolektifleştirme politikasını gerçekleştirebilmek amacıyla adam ortalama 1,5 milyon köylüyü katlediyor dostlarım. Bu katliamla beraber o köylünün toprağına el koyacak ve ne yapıp yaptı? Ülkeye makineli tarımı getirdi. Adam tam bir psikopat dostlarım. Yeryüzünde bir politika uğruna kolektifleştirmeyi kastediyorum. En çok insanın öldüğü yer Rusya'dır. İşte bu Stalin döneminde. Niye bunu yapıyor? Buna vicdani olarak bakmamak gerekiyor. Şöyle düşün, makineli tarım geldiğinde senin çok fazla tarım işçisine ihtiyacın var mı? Yok, değil mi? Ne olacak o nüfus? Başa bela. Şimdi bu nüfus benim başıma bela olmasın diyerek adam bir katliamla beraber yok ediyor dostlarım ve kolektifleştirme politikasını uyguluyor. Evet, böylece Rusya'nın iki liderini öğrendiniz. Sovyet Rusya'nın biri Lenin, diğeri de Stalin. Eğer soru gelirse bir başkent değişikliğinden, ikincisi de ekonomi modelinden gelir. Genelde isim soruyorlar ama biz içeriğinde öğrendik. Lenin'in ekonomi modeli neptir, Stalin'in ekonomi modeli de kolektifleştirmedir. Tamam. Şimdi gelelim bir başka olayımıza. Sovyet Rusya'nın Orta Asya politikası. Şimdi buna başlamadan bir bilgi vereceğim size. Şimdi dostlarım burası şuradan bir yerden Anadolu topraklarından başlayalım. Böyle yine Balkanlara doğru gitsin. Buradan da gelelim. Karadeniz'i ve Hazar Denizi'ni koyalım. Şimdi o dönemde Rusya'nın sınırları şöyleydi. Bak Bolşevik ihtilalinden önce yani 1900 yılların başında düşünün. Adamlar Hazar Denizi'nden başlar, İran'la sınırlar burada. İran'dan Anadolu topraklarına kadar gelir. En son bizden Kars Ardahan Batum bölgesini aldı. Buradan Karadeniz sahili boyunca uzanır. Balkanların bir kısmı. Buradan da dostlarım şu bölgeye kadar gelir. Buranın tamamı Çarlık Rusya'ydı. Yani bugünkü Azerbaycan'da olduğu bölgeler için işte Nahçıvan'da şuydu buydu. Hepsi Rusya'nın kontrolündeydi. Fakat bu Bolşevik ihtilalinin olmaz sürecinde şu bölge bağımsızlığını ilan etmeye çalışıyor. Burası kopuyor. Burada da ihtilalle beraber SSCB kuruluyor. SSCB kurulduktan sonra bu bölgeye hakim olmak için yeniden harekete geçer. İşte biz buna SSCB'nin Orta Asya politikası diyeceğiz. Çünkü bu kez sadece hakim olmak için gelmiyor. Buraya hangi rejimi yaymaya geliyor? Komünizm düşüncesini yaymaya gelecek dostlarım. Biz de bundan bahsedeceğiz. Şimdi tam anlamıyla Orta Asya değildir ama burası çoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgedir. Azeriler, Özbekler, Kırgızlar, Tatarlar, Türkmenler gibi birçoğu burada yaşıyor. O yüzden biz buraya Orta Asya adını vereceğiz. Peki adamlar bize karşı neler yaptılar? Hadi birlikte bakalım komünizmi yaymak için. Birinci olarak bak ne yapıyorlar? Türk kültürü ve tarihine ait olan izleri yok ettiler. Yani bize geçmişimizi unutturmaya çalışıyorlar. Bu bir. İkincisi bunun altını çiz. Farklı alfabeler kullanaraktan Türklerin birbirleriyle olan bağını koparmaya çalıştılar. Aslında bunun arkasında şu vardır. Şimdi bak Özbekler, Azeriler, Kırgızlar bunların hepsi Türk değil mi? Ama Sovyet Rusya şunu yaptı. Geldi Azerilerin yanına dedi ki kardeşim sen Azerisin, Türk değilsin. Kendi kimliğini koru. İşte sen Özbeksin, sen Kırgızsın. Bunları içeride birbirinden ayırdı. Ve ne yazık ki bu tuzağa düştüler. Yani evet ben Azeriyim, evet ben Özbekim diyerekten Türkler birbirinden ayrıştı. Sonra şunu düşündü Rusya. Ben dedi arkamı döndüğümde bunlar tekrar birleşebilirler. O yüzden benim dedi bunları tamamen ayırmam lazım. Bu mantıktan yola çıkarak bazı Türk boylarına ya da devletlerine zorla Kiril alfabesini getiriyor. Hatırlıyor musunuz? Size harf inkılabından bahsederken şunu söylemiştim. Mustafa Kemal'in Latin alfabesini getirmekteki en önemli gerekçelerinden biri o dönemde Azerbaycan'da Latin alfabesinin kullanılıyor olması. Yani Mustafa Kemal Türk dünyasıyla bağlantı kurmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal bu düşünceyle Latin alfabesini getirdi. Rusya bizim Latin alfabesini kabul ettiğimizi görünce o da Azerbaycan'a Kiril alfabesini zorla kullandırtırıyor. Ne yazık ki işe yaramıştır. Evet bak Azerbaycan kardeş ülkedir. Çok severiz ama kültürel bağımız zayıftır dostlarım. Bunun sebebi de iki ülkenin farklı alfabeler kullanıyor olmasıdır. Mesela Azerilerin konuştuğu zaman %70, %80'ini anlayabiliyorsunuz.
Türkçe konuşuyor. Ama yazdıklarını asla anlamıyorsun. Farklı bir alfabe. Ya da mesela Azeri bir yazar Türkiye'de asla meşhur olamıyor. Sanatçıları Türkiye'de bir iki tane tanınmış var ama genel itibariyle ön plana çıkamıyorlar. Bunun sebebi de kültürel bağların kopmuş olmasıdır bu alfabeyle beraber. Bunun dışında İslamiyet'i ortadan kaldırmaya çalışacak. Çünkü İslamiyet'le komünizm asla örtüşmez. Ve düşünürler, yani fikir hürriyetini savunan insanları yok etmeye çalıştılar. Yani adam aslında bize karşı, ben anlıyorum ki şuradan, Türklere karşı asimile politikası ne yazık ki uygulanmış olacak. Peki onlar bize karşı bu asimile politikasını uygularken Türkler kendilerini korumak amacıyla neler yaptılar? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Burada ilk iki cümle önemli. Diğerleri önemli değil. Ayrıntısı kalır. Hadi birlikte bakalım. Önce düşünce liderleri. Bak, Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı. Şimdi bana hatırlat bakalım. Ben bu iki adamı nereden tanıyorum? Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı'yı. Bir yerde bu ikisinin ismini yazdık. Evet, o bir kitabın adıdır. Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset adında eseri vardı. Bu doğru. Ha, Türkçülük fikir akımını savunanlar arasında Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı vardı. Güzel. Şimdi dostlarım, bu ikisi fikir olarak da öncülü gelecekler. Bunun dışında 1905 yılında hani bu Duma Meclisi açıldı ya, işte o dönemlerde Türkler Müslüman Birliği Partisi'ni kurdular. Bu partiyle beraber Duma Meclisi'ne temsilci gönderdiler. Siyasi olarak mücadele ederek kendi haklarını korumaya çalışacaklar ama bu da çok işe yaramayacak dostlarım. Hemen arkasından bak, Rusya Müslüman Türk kavimlerinin haklarını koruma cemiyetini kurdular. İşe yaramadı. Ve bütün Rusya Müslümanlarının birinci kurultayını yaptılar. O da işe yaramadı. Yani Türkler önce siyasi olarak mücadele ettiler, olmadı. Cemiyet kurdular, olmadı. Toplantılar yaptılar, olmadı. Bunlar işe yaramayınca en son dediler ki o zaman biz silahlı mücadeleye başlayacağız. Başka çare kalmadı ve basmacı harekatını başlatacaklar. Basmacı harekatı Türklerin Rusya'ya, Sovyet Rusya'ya karşı başlattığı bir direniş hareketidir. Basmacı kelime anlamı olarak bu soruldu. Baskın yapan, hücum eden anlamına gelir ve Sovyet Rusya'nın verdiği bir isimdir. Yani biz böyle bir isim vermedik kendi kendimize. Onlar bizi basmacı diye tanımlayacaklar. Biz de böyle tarihte kalacağız. Öncelikle basmacı harekatını kim başlattı bileceğim. Altını çiziyorum. Torbaşı Ergaş önderliğinde Hokan şehrinde başlar. Şimdi böylece Türkler direnişi başlattılar ve komünizmin Kızıl Ordusu'na karşı mücadele ediyorlar. Dostlarım, bu mücadeleler sırasında ne yazık ki ilk etapta basmacı harekatı başarısız olur. Ne kadar uğraştılarsa da Rusya'yı yenemediler. Fakat çok enteresan bir olay yaşandı. Enver Paşa. Bak, Enver Paşa'yı en son nerede hatırlıyorum ben? Kafkas cephesi Sarıkamış harekatını gerçekleştiriyordu. Çok güzel. İşte dostlar, Enver Paşa daha sonra 1921, tarih çok önemli değil, basmacı harekatına gelip buraya katılacak ve liderlik yapıyor. Enver Paşa'nın gelmesiyle beraber evet, gerçekten işler bir anda tersine döndü. Çünkü Enver Paşa Rusların Kızıl Ordusu'na kan kusturuyor. Adamları her yerde yeniyor. Hatta Ruslar o kadar ağır yenilgiler aldılar ki bir yerden sonra Enver Paşa'ya barış teklifinde bulunmak zorunda kaldılar. Ve Enver Paşa'nın yanına geldiler. Dediler ki kardeşim artık yeter, şu mücadele barış yapalım. Fakat Enver Paşa bu barış teklifini kabul etmedi. Dedi ki bütün Türkistan toprakları kurtulana kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu diplomatik anlamda bir hatadır aslında. Bir ucundan da olsa anlaşma yaparaktan yol kat etmesi gerekirdi. Enver Paşa bunu duyunca, kabul etmeyince daha doğrusu bunu söyleyip de Ruslar dedi ki abi zaten biz bunları yeniyorduk. Ne zaman yenilmeye başladık? Enver Paşa'nın gelmesiyle. O zaman dediler biz Enver Paşa'yı ortadan kaldırırsak bundan kurtuluruz. Ve Ruslar bütün saldırılarını Enver Paşa'nın olduğu bölgelere yapacaklar. Ne yazık ki 1935 yılında Enver Paşa dostlarım şehit olacak. Onun ölümüyle beraber basmacı harekatı sona erer. Ve bölgede altını çiziyorum. Bak, Sovyet Rusya'ya bağlı. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan Cumhuriyetleri kurulacak. Bunlar komünizmle ve Sovyet Rusya'ya bağlı olarak uydu devlet gibi yönetilmeye başlayacak. Ve bu süreç 1991 yılına kadar devam edecek. İleride bahsedeceğim. 91'de Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla beraber bu devletler yeniden bağımsızlıklarını kazanacaklar hocalarım. Şimdi burada bir de Zeki Velidi Togan, ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Dostlarım, Zeki Velidi Togan
yine düşünce olarak önderlik yapan önemli karakterlerden bir tanesidir. Yani bu bölgede düşünce olarak liderlik yapan Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı ve Zeki Veridi Togan'dır. Peki Zeki Veridi Togan ne yaptı? İkisinin de altını çiz. Bu adam Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ama daha da önemli olan burası. Türkistan Milli Birliği'ni kurduktan kısa bir süre sonra işte bu Basmacı Harekatı'nda başarısı olmaya başlamasıyla Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarihi kürsüsünü kuruyor. Genel Türk Tarihi kürsüsü ve Orta Asya yani İslamiyet öncesi Türk tarihine dair incelemeler yapmaya başlıyor. Hatta bu adamın Türk Milli Kültürü diye mükemmel bir kitabı vardır o döneme dair. Bize üniversitelerde ders kitabı olarak okutmuşlardı. Bu yönüne daha çok geliriz. Zeki Veli Togan'ın Türkiye'ye geldiğini ve tarihle ilgili çalışmalar yaptığını bileceğiz dostlarım. Evet, böylece 20. yüzyılın başlarında dünya dedik. Önce Sovyet Rusya'yı kurduk. Daha sonra Sovyet Rusya'nın Orta Asya politikası dedik ve Orta Asya'da neler olduğundan bahsettik. Burada bir parantez açıp bilgi vereceğim. Çırpınırdı Karadeniz. Biliyorsunuz değil mi o türküyü? Mutlaka dinlemişsinizdir Çırpınırdı Karadeniz'i. Onun hikayesinden bahsedeceğim. Burayla bağlantılı. Dostlarım bu dönemde Türkler zor süreç yaşamaya başlayınca Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istiyorlar. Çünkü o dönemin en güçlü Türk Devleti Osmanlı'dır diğerlerine nazaran. Ve inanıyorlar. Yani Osmanlı'dan öyle ya da böyle bir yardım gelecek. Bu arada Osmanlı'dan yardım gidiyor. Biz Kafkas İslam Ordusu diye bir ordu kurup Azerbaycan'a gönderiyoruz. Hatta ileride anlatacağım. Azerbaycan 1918'de ilk bağımsızlığını ilan eder. Bu bizim gönderdiğimiz Kafkas İslam Ordusu'nun desteğiyle oluyor. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Neyse, o dönemlerde ismini yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Cevat diye bir adam var. Bu adam Karadeniz kıyısında bir yer, bu Avaza bölgesi, Batum'un biraz daha kuzeyinde kalır. Orada kayalıkların üzerine sahile oturmuş, Osmanlı'dan gelecek yardımı bekliyor. İşte Türkler bize sahip çıkacak, yardım edecekler ve biz Rus baskısından kurtulacağız. Ama Osmanlı'nın bu yardım göndermesi mümkün değil istenilen düzeyde. Çünkü zaten biz kendi başımız belada. Birinci Dünya Savaşı'nda şuydu buydu vesaire birçok olayımız var. Bu adam orada Osmanlı'dan gelecek yardımı beklerken İşte o Çırpınır'da Karadeniz'in sözlerini yazıyor dostlarım. Bir şiir olarak yazılıyor. Sonra uzun süre ortalıkta görünmüyor. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ölümünden sonra ceketinin cebinden çıkıyor. Daha sonra bu olayı anlatan bir şiir olduğunu fark edince de bunu besteleyecekler. Böylece o Çırpınır'da Karadeniz ortaya çıkacak. Tamamen bu süreci anlatan eserlerden bir tanesidir. Evet, ne yazık ki üzücü bir olay dostlarım. Devam edelim. Şimdi böylece Basmacı Harekatı'nı ve Rusya'nın buralarda neler yaptığını öğrendik. Şimdi sıra geldi. Uzak doğuda yeni bir güç Japonya'ya. Orta Asya'dan biraz daha doğuya gidiyorum ve Japonya'ya geldik. Bakalım ne olacak. Şimdi Japonlar bu döneme kadar, bu dönemden kastettiğim 1800'lü tarihlerin ortaları, tarih sahnesinde yoklardı. Yani varlar ama etliye sütlüye karışmıyorlar, böyle kendi hallerinde yaşıyorlar. Fakat bu dönemde Japonların başına Mutsuhito adı verilen bir imparator gelir. Altını çizdiniz. Bu adam Japonya'da bir yenileşme süreci başlatıyor. Aynı bizim ıslahatlar ve inkılaplar gibi düşünün. Ve yapmış olduğu bu yenileşmenin sonunda Japonya'yı güçlü bir devlet haline getirecek. Öncelikle şunu bileceğim. Biz İmparator Mutsuhito'nun yenilikler yaptığı bu döneme Meiji Restorasyonu adını vereceğiz ya da Aydın Hükümet Çağı. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz hocalarım. Mesela biz nasıl 3. Selim dönemine Nizami Cedid dönemi ya da 3. Ahmet dönemine işte Lale Devri adını veriyorsak onlar da Mutsuhito dönemine Meiji Restorasyonu adını vermişler. İkisi de M harfiyle başlıyor. Buradan aklınıza kalsın. Çünkü ileride bir de Hirohito diye bir adam öğreneceğiz Japonya'da 2. Dünya Savaşı yılları. Bu ikisi karışabiliyor. O yüzden Mutsuhito dikkat edin. Aslında bu adamın yaptığı olay ne biliyor musunuz? Bak şöyle düşünün kaba saba. Bizim 2. Mahmut'la beraber başlayan süreç var ya. 2. Mahmut'tan alın Mustafa Kemal inkılaplarının sonuna kadar. Bizim o yaşadığımız sürecin tamamını adamlar gerçekleştirecekler. Farkları şu, bizden çok daha kısa bir sürede bunu gerçekleştiriyorlar. Yani bizde 1800'lerin başından alsanız bu olayı, 1806-7 zaten, ne zamana kadar? Ta 1938'e kadar gidiyor. Ama yani 130 yıllık bir süreç neredeyse. Onlarda ise 1861'den 62'den 1912'ye kadar daha hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Peki Japonya bu Meiji döneminde neler yaptı? Hadi birlikte bakalım. Burası direkt ezber bilgisi. Ben önemli olan birkaç maddenin altını çizeceğim ama genel itibariyle dikkat edeceğiz. Bakalım Japonya'da hangi değişiklikler yaşanmış? Bak bunlardan birincisi
Adamlar demir yolu yapımına hız verecekler. Bunun sayesinde ulaşım problemini çözüyorlar. İkinci maddenin altını çiz. Daimino adı verilen derebeylik rejimini ortadan kaldırdılar. Hatırlıyor musunuz? Derebeylik feodalite. Feodalitenin olduğu bir yerde merkezi otorite düşüyordu. Yani kralın gücü düşüyordu. Adam böylece derebeyliği bitirerek merkezi otoriteyi artırdı. İlk öğretimi zorunlu hale getirdiler. Bizde 2. Mahmut da İstanbul'da başlıyordu bu süreç. Bunun altını çiz. Zorunlu askerlik getirecekler ve Batı tarzında modern bir ordu. Bizim Mustafa Kemal'le beraber kurduğumuz düzenli ordu gibi düşünün. Böyle bir ordu oluşturacaklar. Ve adamlar bak Almanya yani Prusya ve Fransa anayasalarını örnek alarak yeni bir anayasa oluşturdular. Bizdeki kanun esası gibi. Böylece hukuk üstünlüğü geliyor. Güzel. Kast sistemini kaldırdılar. Kast sistemini hatırlıyor musunuz? Neydi bu kast sistemi? Kast sistemi en basit tanımıyla neydi ki acaba? Allah Allah. Gerçekten hatırlamıyor musunuz? Sosyal sınıf ayrımı çok güzel. Sonradan gördüm sizin yazdıklarınızı. Aynen. Hindistan'dan hatırlıyorsunuz. Hatta Gazali Mahmut buna büyük bir darbe vuruyordu falan. Dostlar adam kast sistemi yani sosyal sınıf ayrımını kaldırıyor. Bu da yeniden devlette eşitliğin sağlanması, birlik beraberliğin sağlanmasına geliyor. Şintoculuk Japonların ulusal dinidir, yaygınlaştırdılar. Takvim değişikliğinin altını çiz, miladi takvime geçecekler. Başkenti Tokyo'ya taşıdılar. Dostlarım biraz önce bahsettiğim bir yerde ihtilal ya da çok köklü bir değişiklik oluyorsa başkent değişmek zorundadır. Rusya'da da aynısı oldu, bizde de burada da aynısı oluyor. Ve kılık kıyafet düzenlemesi yaparak Batı tarzı modern kıyafetleri getirecekler. Şimdi bu dönemde Mutsi ile beraber de bunlar önemlileri birçok vardır bunun dışında kalan. Yenilikleri öğrendiniz. ÖSYM genelde şunu yapıyor. Hangisi denemelerde de bu çok çıkıyor. Meiji Restorasyonu döneminde yapılan yenilikler arasında gösterilemez. Adamlar birçok şeyi değiştirdiler ama alfabeye dokunmadılar. Kendi milli, ulusal alfabelerini kullanmaya devam edecekler. Bu tuzağa düşmemeniz için bunu dikkate yazıyoruz dostlarım. Alfabe alanında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır diyelim. Buradan asla şöyle bir anlam çıkmaz. İşte sadece alfabe değişmedi, onun dışında her şey değişti. Hayır tabii ki de. Birçok şey de değişmemiştir ama en çok alfabe sorulduğu için, en önemlilerinden biri bu olduğu için biz bundan bahsediyoruz dostlarım. Yazınca bir artı işareti patlatın ve devam edelim. Evet, 20. yüzyılın başlarında dünya dedik. Önce Rusya'ya gittik. Oradan Orta Asya'ya geldik. Orta Asya'dan Japonya'ya geldik. Japonya'dan yine doğuya doğru devam ediyorum. Arkadan dönmeye çalışıyoruz. Ve nereye geldik dostlarım? ABD'ye geleceğiz. Ha burada şunu bak az daha atlıyordum. Şundan bahsedelim. Bunun altını çizin. Bu önemlidir dostlar. Meiji Restorasyonu ile beraber nerede o? Ha şurada. Dostlar Meiji Restorasyonu ile beraber Japonya sanayi inkılabını gerçekleştirdi. Ve bunun sonunda da adamlar hem birinci hem de ikinci dünya savaşına katılacaklar sömürge elde etmek amacıyla. Yani tek bir cümle. Japonya'da sanayi inkılabı neyle gerçekleşti derse Meiji Restorasyonu'yla. Tamam buna dikkat edin. Şimdi dünya turunda dedik ki ABD'ye kadar geldik. Bu dönemde ABD'de 1929 dünya ekonomik krizi namı değer Kara Perşembe adı verilen bir olay yaşanacak. Birlikte bunu konuşacağız. Şimdi dostlarım 1929 dünya ekonomik krizi ABD'de başlayıp bütün dünyayı az ya da çok etkileyen bir krizdir. Nedenleriyle beraber başlayalım bakalım neden böyle bir kriz yaşamışlar. Burada bazı cümlelerin altını çizeceğiz ama ben size olay örgüsünü anlatacağım. Önce bir bakalım. Bak birinci sebep ABD ekonomisinin holdinglere dayanıyor olması. Yani şöyle hani bizim günümüzde küçük esnaf dediğimiz gruplar var ya küçük meslek grupları işte onlar yok. Adamlar her şeyi tekelleştirmişler ve büyük şirketler holdingler aracılığıyla yürütüyorlar. İşte zincir marketler gibi düşünün bunu. Bu da o holdingler çok büyük ekonomik yapıya sahip oldukları için onların patlamasıyla beraber büyük bir kriz gelecek beraberinde. Bunun dışında ABD'nin diğer devletlere vermiş olduğu kredileri geri alamaması. Burada tabii Almanya'dan alacakları da var. İşte o Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupalı devletlere verdiği borçlar da var. Onları alamaması krizin temel etkenlerinden biri oluyor. Bir başka etken ise banka ve şirketlerin çalışma esaslarını belirleyen kuralların yetersiz olması.
O dönemlerde bugünkü Merkez Bankası gibi bir şey yok. Zaten Merkez Bankası burada ortaya çıkıyor. Ve bankalar nasıl biliyor musunuz? Bakkal açar gibi banka açabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sınırlama yok, devlet kontrolü yok. Ve bankalar istediği gibi insanlara kredi verebiliyorlar. Çok büyük miktarlarda kredi alabiliyorsunuz bankadan ve bunu da geri ödeyemeyecekler. Birazdan neden ödeyemediklerini anlatacağım. Bu da patlamalarına neden oluyor dostlarım. Ve tek yönlü ekonomi. Yani şöyle ki sanayiye ağırlık verirken tarımı terk ettiler. Eğer bir ülkede ekonomi tek yönlü olarak büyüyorsa o ülkede kriz kaçınılmazdır zaten. ABD'de bunu yaşayacak. Şimdi dostlarım arkanıza yaslanın ve sadece beni dinleyin. Şimdi burada ben olayı radyo şirketleri üzerinden anlatacağım ama bu sadece radyo ile alakalı bir olay değildir. Bu bütün ABD'deki şirketleri kapsar aslında. Şöyle ki, en güçlüsü radyo şirketleri olduğu için onu örneklendireceğim. Bakın ABD'de ilk defa 1920'de radyo yayını başlıyor. Müthiş bir icat. Yani insanlar ilk defa bir sesli iletişim aracına sahip oldular. Bu da çok büyük yankı uyandırdı. Bütün dünyaya radyo satmaya başladılar. Bu da radyo şirketlerinin müthiş kâr etmesini sağlayacak. Sonra bu radyo şirketleri dediler ki biz borsaya açılalım, daha çok para kazanalım. Para gelsin, sermayemiz olsun. Şimdi borsanın çalışma mantığını biliyorsunuz. Çok basit anlamda anlatacağım. Şirketler, belli şirketler belli oranda borsaya açılırlar. %30, %40, %50 artık ne kadar açılıyorsa siz borsaya gider o şirketlerden hisse senedi satın alırsınız. Yani bir nevi şirketin ortağı olursunuz. Eğer şirket kazanırsa sen de kazanırsın. Şirket kaybederse sen de kaybedersin. Zaten bu borsadaki kazanma kaybetme olayı bu. Bir de bu arz talep meselesine bağlıdır. Yani şirketlerin o hisse senetleri, paraları şirketin durumuna göredir. Eğer şirket para kazandırıyorsa hisse senetleri yüksektir, pahalı alırsın, para kazanırsın. Eğer şirket zarardaysa o zaman hisse senetleri bir anda düşmeye başlar. Bu da senin para kaybetmene neden olur. Şimdi dostlarım, bu radyo şirketleri ve diğer şirketler borsaya açılmaya başlayınca müthiş kar ettiriyorlar. Yani şöyle düşünün bunu, kaba saba söylüyorum. Asla tam net karşılığı değildir. Bir koyup 10 alıyorsunuz ve bir ayda. Yani 100 dolara yatırıyorsun, bir ayın sonunda 1000 dolar olarak geri alıyorsun hiçbir şey yapmadan. Mükemmel bir oran. İnsanlar borsada bu şekilde devasa böyle paralar kazandıklarını görünce herkes bir anda borsaya yüklendi. Özellikle radyo şirketleri başta olmak üzere herkes parayı borsaya yatırıyor. Parası olmayanlar evini satıyor, arsasını satıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, borsaya yükleniyor. Hiç paranız yok, satacak bir şey de yok. Bankadan kredi alıyorum. Bankadan düşünsene, milyon dolar kredi çekiyorum. Gelip borsaya yatırıyorum. Hayatta göremeyeceğim paralarda kredi çekiyorum. Ama önemli değil. Zaten 10 katını alacağım. Bankanın borcunu bir anda kapatırım. Faiz de önemli değil. İki katı da olsa önemli değil. Geriye kalanı bana zaten yeter. Bu mantık var. İnsanlar bu şekilde borsaya yüklendi, yüklendi, yüklendi. Borsa şişti, 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 şişti. Bu durum 1929'a kadar devam etti. 1929'da ise bir anda şirketlerin kar marjları durmaya başladı. Yani borsa durağanlaşmaya başladı. Artık 10 katı kazandırmıyor. Ekim ayına geldiklerinde ise sıfır. Hiç para kazandırmaz oldu. Ekim ayının 24'ünde dostlarım ABD'de bir dedikodu yayıldı. Dediler ki New York borsası batıyor. İnsanlar bunu duyunca koşarak borsaya gittiler. Hisse senetlerini satıp yatırdıkları parayı kurtarmak için. Hani dedim ya arz talep meselesi var. Herkes aynı anda hisse senetlerini satmaya başlayınca bir anda müthiş bir değer kaybı. Yani senin 100 liraya aldığın, 100 dolara aldığın bir hisse senedi atıyorum rakamları 3 dolara, 5 dolara satmak zorunda kalıyorsun. Ve o gün dostlarım borsa dibe vurdu. Borsanın dibe vurmasıyla beraber ekonomik kriz başlayacak. Peki bu kriz beraberinde neler getirdi? Hatta internette şeyin fotoğrafı var. İnsanların bu New York borsasının önünde sıraya girmişler. Böyle kilometrelerce bir kuyruktan bahsediyorum. Müthiş bir kalabalık. Herkes aynı anda hisse senetlerini satmaya çalışıyor. Bu krizin mantığı şu. Bak çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi düşünün ki bizim sınıfça 100 bin dolar paramız olsun. Tamam mı? Bu 100 bin dolar bizi kalkındırır mı? Burada bütün olarak durduğu sürece kalkındırır. Fabrikalar açarız, okullar kurarız ve istediğimiz her şeyi yapabiliriz ve hepimiz para kazanırız. Ama bu 100 bin doları biz işlek bir caddeden böyle yüksek bir binadan dağıtmaya başlasak ve insanlar kapışsalar 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar ne oldu para? Hiç olmadı. Kimin işine yarar? Kimsenin işine yaramaz. İşte New York borsasında para bütün olarak duruyorken ABD ekonomisi kalkınıyordu. Ama insanlar bir anda hisse senetlerini satıp parayı o kadar küçük parçalara böldüler ki
Para artık kimsenin işine yaramaz oldu dostlarım. Tabi bu holdinglerin batması demek. Holdingin batması işsizlik demek. Zincirleme olarak patladı adamlar. Şimdi birlikte sonuçlarına bakalım neler olmuş. Ortak öyle yapmazsınız hocam. Da kırı geçirin. Şimdi dostlar beraber sonuçlarına bakalım. Birincisi yani yapmaz herhalde. Yapar da atarız büyük ihtimalle oradan aşağı. 4,2 milyon dolar bir günde yok olacak ve holdingler patladı. Sanayi şehirlerinde işsizlik arttı çünkü sanayi patladı. İnşaat faaliyetleri durdu çünkü inşaat şirketleri patladı. Bunların hepsi borsada patlıyor. Dünyada üretim %42, dünya ticareti %65 azaldı. Müthiş bir orandır dostlarım. Çok büyük bir zarar. Ve şu çok enteresan, altını çiz. Ticarette takas usulüne geri döndüler. Düşünsene abi para yok. Kimse de yok. Yani ceketim var, ceketimi veriyorum, domates alıyorum. Karnımı doyurmaya çalışıyorum. Adamlar ortalama bir yıla yakın bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Daha enteresan bir şey söyleyeyim mi size? Çocuklu olan aileler çocuklarını satmak zorunda kalmışlar. Çocuk pazarları kuruluyor. Küçücük çocukları 10 dolar, 20 dolar, 5 dolar gibi çok komik rakamlara satmak zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü yok abi. Yani yoksa yoktur. O çocuğun karnını doyurman mümkün değil. Açlıktan ölecek. Ama en azından satarsan alan aile senin çocuğunu yaşatır. E sen de gelen parayla hayatta kalırsın. İnsanlar o kadar kötü dibe vuruyorlar. Bunun da fotoğrafları var bakarsanız internetten. Ve çok güzel bir güncel bilgiler sorusu olur. John Steinbeck'in yazmış olduğu Gazap Üzümleri. Dostlarım bu kitap ödüllü bir roman. Hangi ödül aldığını bilmiyorum ama dikkat edin. Bu kitap şeyde ABD'de yaşanan bu dünya ekonomik krizini anlatır. Hatta vaktiniz olursa okuyun. Biraz sıkıcı ilk başlarda ama sonradan açılıyor. Yani benim çok hoşuma gitmişti. Vaktiniz olursa sınavdan sonra bir bakarsınız. Şimdi gelelim çözüm arayışlarına. ABD bu krizden kurtulmak için neler yapacak? Ondan bahsedeceğim. Buradan bahsedip ara vereceğim. Şimdi dostlarım, o dönemki ABD Başkanı Roosevelt New Deal adı verilen bir ekonomi modeli oluşturuyor. Yani yeni fikir, yeni ideal gibi bir anlama geliyor. Ve New Deal iki bölümden oluşuyor. İkisine de bakalım. Birincisi diyor ki, devlet ekonomiye müdahale edecek. Bunu şöyle düşünün. Mustafa Kemal'in dostlarım devletçilik ilkesi. Devlet ekonomiye müdahale edecek. Öncesinde müdahale etmiyordu. Bağımsızdı. Ekonomi kendi haline takılıyordu. Böylece ekonomi kontrol altına alınsın ki bir daha böyle bir kriz yaşamayalım. İkincisi de Merkez Bankası kurulacak. İşte o ülkedeki para politikalarını belirlemek amacıyla Merkez Bankası'nın kurulmasına karar verilir. Dünyada ilk Merkez Bankası böylece ABD'de başlar. Modern anlamda Fed biliyorsunuz ABD'nin Merkez Bankası. Bu diğer ülkelere de sıçrayacak. Hatırlıyor musunuz? Biraz sonra şurada konuşacağız. Biz de mesela Merkez Bankası'nı 1930'da kuruyorduk dostlarım. İşte bu krizden sonra. Merkez bankaları ülkelerin ekonomilerini belli ölçüde kontrol altına alır ki bu tarz bir dibe vuruş yaşamasınlar. Bu kriz insanların başına gelmesin diye. Yani ekonomi asla şakası olmayan bir basamaktır. Hata yapmaya başladığınız anda insanlar yoklukla karşı karşıya kaldığında sonuçları çok kötü oluyor. Evet, böylece ABD'de yaşanan bu krizi öğrendiniz. Krizin Türkiye'ye etkileri diyelim. Burada bir ara verelim. Aradan sonra bu başlıkla beraber devam edeceğim. Var mı şu ana kadar anlaşılmayan, kafanıza takılan herhangi bir şey?